Başlatan'a herkese günaydın. Bugün sabah 10.30 saatlerinde piyasa değerlendirmesi yapmak istedim. Kısaca neler oluyor, neler bitiyor, dünyada neler gelişmeler takip ediliyor. Bunları kısaca değinerek dolar TL, euro dolar ve altın üzerinde şu anda ne gibi değişimler var ve hangi destek direnç bölgeleri çalışacak, çalışmaya doğru gidecek onu analiz etmeye çalışacağız. Kısaca değerlendirirsek piyasaları baktığımızda yani dolar TL açısından yurt içindeki gelişmeler takip ediliyor. Hafta sonundaki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevine son verilerek yeni Murat Uysal'ın atanmış olmasının akabinde hafta açılışında özellikle dolar TL tarafında burada gördüğümüz gibi yukarı yönlü bir eğilim başladı ve 5.79'lu seviyelerin test edildiğini gördük. Bazı terminallerde 5.80'in üzerinde de hareketler yani gözlendi. Ama yeniden nokta itibariyle işte şurada izlediğimiz işte 6.25'lere kadar olan bir yükseliş vardı daha önce Mayıs başlarında. Oradan başlayan geri çekilmede oluşan yani şu çizgi yer izleyeceksek eğer tekrardan buraya değip oradan tekrardan aşağı yönlü eğilimin tekrardan gözlendiğini görüyoruz. Yani aslında piyasa tepkisi açısından baktığımızda Merkez Bankası Başkanı'nın değişiminin Türk lirası varlıklar üzerinde çok fazla önemli bir etki yarattığını söylemek zor. Yani bunu zaten buradaki hareketten de görüyoruz. Nitekim bakacak olursak Türk lirasındaki oynaklığın da ne yönde ilerlediğini açısından da bakarsak eğer terminal üzerinden bunu da kısaca gösterelim. Bu noktada buradaki hareketlere bakarsak buradaki oynaklığın da 15'i seviyelerde Cuma günü, 115'lerdeydi buradaki seviyelerde. 117'ye bir yükseliş yaşadığı ve şu anda da bir yatay eğilimde hareket ettiği gözleniyor. Yani o yüzden dediğim gibi yani piyasada da şu anda biraz da bekleme havası hakim gibi. Özellikle Merkez Bankası'nın değişiminden sonra yapılan açıklamalarda gelinen nokta itibariyle baktığımızda biraz daha açıklayıcı bilgilerin gelmiş olması da bu noktada piyasanın sakin karşıladığını da söyleyebiliriz. Yani neydi o? Merkez Bankası yeni başkanının yaptığı açıklama. Burada özellikle iletişim kanallarını güçlü şekilde kullanacağım. İletişim kanallarını kullanırken açıklayıcı bilgilerle vereceğim şeklinde mesaj vermiş oldum burada. Bunun dışında para politikası araçlarını bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğim açıklaması. Yani büyük ihtimalle bu açıklamalardan sonra Sayın Murat Uysal'ın da nasıl bir Merkez Bankası Başkanlığı yapacağı da bilmediği için daha önce de bir sonra başkanlık anlamı olmadığı için o yüzden yapacağı icraatlara odaklanacaktır diye düşünüyoruz. Demek lazım. O yüzden baktığımızda 25 Temmuz'daki toplantıda zaten faiz indirim beklentisi fiyatlanmıştı. Zamanında da zaten bekleniyordu zaten. Önceki iki toplantıda verilen mesajlar hatta enflasyonda gelinen seviye faizler geri çekildi. Bir alan veriyordu zaten Merkez Bankası faizindeki için. O yüzden buradaki esas beklentiler Merkez Bankası'ndan ne kadar bir bas puan faiz indirimi geleceğini. Şu anda hani genel beklenti 100 bas puandı. Yani 100 bas puandan fazla mı bir faiz indirimi gelecek? Ve bir sonraki aşamada da iletişim kanallarının güçlü bir şekilde kullanacağı mesajının verilmesiyle daha sonraki periyotlarda faiz indirimine ne yönelik herhangi bir mesajın, iletişimin kurulabileceğine yönelik beklentilerde fiyatlanmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Bu bir etken tabii ki ekonomi anlamında takip edeceğimiz bir etken. Bunun dışında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden sonra ilk kalkınma planı da sunuldu Cumhurbaşkanımıza. Bunun dışında yeni bir torba teklif yasası teklifi sunuldu MHP'nin onayına. Burada da çeşitli tabii beklentiler şu anda mevcut durumda. Onların arasında da en önemlisi söyleyebileceğimiz şirketlerin borçlarının yapılandırılmasına yönelik bir teklif. Artı varlık barışının 3 ay daha uzatılması. Bunlar tabii önümüzdeki süreçte ekonominin çarklarının döndürülebilmesi adına gerçekleştirilmesi istenen hamleler olarak karşımızda duruyor. En önemlisi olarak bunlardan bahsetmek lazım. Ama tabii bunun kura çok fazla etkisi olduğunu söylemek zor. Özellikle önümüzdeki günlerde hepimizin de malum olduğu üzere S-400'lerle ilgili gelişmeleri hala yakından izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. S-400'ler Rusya'dan
artık kargo uçaklarına yerleştirmeye başlandı. 15 Temmuz'a kadar da kademe kademe buraya doğru gelmesi bekleniyor. Ve bununla ilgili olarak da yine Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili yapmış olduğu yine açıklamalar oldu. S-400'lerin alınması durumunda, gerçekten gelmesi durumunda bunun ciddi sonuçlar olacağına yönelik bir yine yorumda bulunulmuş. Yani o noktadan hala bize tehdit içeren, yaptırımların yapılabileceğini içeren açıklamaların geldiğini de görüyoruz. Bunun da kura çok fazla tepkisi yok. Büyük ihtimalle o da beklemedi şu anda diye düşünüyorum. Doğu Akdeniz tarafında yine devam eden sondaj çalışmaları kapsamında yine Avrupa Birliği tarafından gelen tepkileri de takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde takip edilmesi gereken önemli risk maddeleri bunlar aslında. Ekonomi dışında bahsedebileceğimiz. Bunun dışında FED her ne kadar son tanınmış istihdam verisi sonrasında bir iyi veri gelen veri sonrasında faizinin beklentileri biraz azalmış olsa da 25 bas puanlık indirim cepte gözüküyor. Yani onu da şuradan bakabiliriz. Yani şu anda yüzde kaç olasılıkla faiz indirim bekleniyor diye bakarsak eğer son görüntüde %97,5 oranında bir 25 bas puan inme olasılığı burada fiyat dönüyor gibi gözüküyor. Yani 50 bas puan indirim olasılığı biraz daha yüksekti geçen hafta. Tabii güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi bunu aşağı doğru biraz çekti. Hatta bayağı çekti ve yine bir 25 bas puan indirim şu anda bekleniyor. Yani aslında faizinin beklentilerine devam ediyor olması bizim açımızdan Merkez Bankamızın daha doğrusu hareket alanı arttırdığı gibi gelişmekte ülkelerde para akışı bakımından da baktığımızda bir bizim için fayda sağlıyor. Olumlu bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada yüksek reel faiz vermemizin de verdiği avantajla sanıyorum bu yüksek reel faizden Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı gelene kadar bir faydalanma eğilimi kurun daha fazla yukarı hareket etmesine neden engel oluyor diye düşünüyorum. O yüzden sıcak para riskler son birkaç günde artsa da Merkez Bankası bağımsızlığı üzerine artan endişeler neticesinde ama kur tarafında yatay bir hareketin dolar tarafına bir talep değil de Türk lirasına doğru daha fazla bir eğilim sanki olacakmış gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Her ne kadar yabancı kurumlar geçen haftalarda Türk lirasında uzun pozisyon tavsiyeleri yapıp carry trade'den faydalanarak uzun pozisyonlar arttırma yönüne doğru gitse de son Merkez Bankası kararı ardından bunu geri döndürme yoluna gittiler ve pozisyonlarını da kapattılar. Ama ben önümüzdeki günler içerisinde yeniden bir kur tarafında yukarı atak bu yüzden beklemiyorum düşünüyorum. O yüzden yani o noktada önümüzdeki günlerde biraz daha net gelişmeleri görmek ihtiyacı var diye de düşünüyorum. Yani buradan grafiğine bakarsak eğer dolar TL'de yine oraya dönersek eğer bu noktada işte bu trend çizgisi altında kısa vadede bir baskının sürmesi muhtemel gözüküyor dolar TL'de. Benim için burada 5.76 önemli bir nokta. Şuraya bir Fibonacci seviyelere bakacak olursak kurun gidebileceği yerler olarak neresi olur diye düşünürsek bu da zaten bizim için 5.83, 5.80, 3.50 oralar önemli direnç noktaları. Yani oraları daha önce geçememişti. Tekrardan oradan bir aşağıya bir baskı yedi. Az önce bahsettiğimiz işte genişleyici para politikası hamleleriyle birlikte. O yüzden burası geçilemediği sürece ben kur tarafında biraz daha aşağı eğilimin sürmesini bekliyorum ki kısa vadede şu çizgi de bence bugün takip edilmesi gerekiyor diye söyleyebilirim. Burada bizim izlememiz gereken bugün 5.76.30, işte 5.76.50 biraz da ihlal ederse o çizgi oralar olabilir. En yüksek 5.77 diyebiliriz. Oradan tekrardan bir satış baskısı dolar TL'de gelebilir diye düşünüyorum. Aşağıda da bizim takip ettiğimiz önemli destek seviyeleri var. Yani şu anda baktığımızda kurun 5.73 yaklaşık 5.73 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bizim için burada 5.76-5.75 bölgesi önemli. Özellikle 5.65 diye bunu kabul edersek burası önemli bir destek noktası. Biraz daha yukarıda 5.70'ler de var. 5.75-5.65 bölgesini izlemekte fayda var. Oralara doğru geldikçe de yurt içi yerleşiklerden dolar döviz talebiyle geldiğini görüyoruz. Bu döviz talebiyle birlikte kur tarafında daha fazla aşağı yönelik etkilik de olmuyor diye de düşünülebilir. Mevcut risklerimiz de yine hala işte az önce bahsettiğimiz gibi malum. Bunun etkisiyle de kur tarafında dolar endeksi tarafındaki yukarı eğilimin de burada bahsetmek lazım. Özellikle son tarım sistem verisi sonrası FED'in görüşünde olası değişiklik beklentisi neticesinde
Dolar endeksinde son birkaç gün yeniden güçlenme var. Onun verdiği etkiyle de kur tarafının en azından 5.76, 5.75, 5.65, 5.70 bölgesi altına da çok fazla hareket olmasını beklemiyor olacağım. Burada aslında yine FED'den bahsetmişken devam edelim. Bugün Powell'ın bir konuşması var ama esas önemli konuşması FED'in yarı yıl sunumu Senato ve Temsilciler Meclisi'ne yapacak. İki günlük bu sunumda özellikle bu son tarım dışı istihdam verisi sonrası Powell'ın daha önceki güvercin duruşu işaret eden açıklamalarında bir değişiklik olup olmayacağı takip edilecek. Onun verdiği beklentiler bir miktar dolara denilen talep getirdi ve paritede de baskı gördük. Hani buradan hareketle aslında pariteye de artık değinebiliriz. Yani pariteye baktığımızda Euro-Dolar'da gördüğünüz üzere satış baskısı hala devam ediyor. Bunda da tabii ki Avrupa Merkez Bankası'nın önemli bir genişleyeceğim nereye doğru gitme konusundaki kararlılığı burada tabii ki ön planda. Bununla ilgili dün gelen haberler de oldu. Avrupa Merkez Bankası'nın politika yapıcıları Avrupa bölgesi ekonomisini desteklemek için ek teşvikleri hazır olduklarını söylediler. Ve bunun aslında nasıl yapılacağı konusunda görüşmeler de var almışlar ama bu noktada gevşek para politikasına şimdiye kadar her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu ve faiz indirimleriyle parasal gevşemenin hepsinin tümünün birden masada olduğuna dair açıklamalar geliyor. Bunun verdiği etki tabii parite üzerinde bir baskı unsuru oluşturuyor. Zaten Avrupa bölgesinden gelen veriler çok içici değil. Onun verdiği bir etki de zaten paritede baskı olduğunu görüyoruz. Draghi'nin yapmış olduğu açıklamalar yine az önce söylediklerimize benzer şekilde genişleyici para politikalarına yönelim şeklinde karşımızda duruyor. O yüzden de paritede satış baskısının bir adım önde olduğunu düşünüyoruz. Tabii bir etki de yine az önce bahsettiğimiz Powell konuşmasına tabii gözlerini çevirmiş olması. Bu noktada Powell'ın iki günlük sunumunda faiz indirimlerine yönelik biraz daha çekince içeren ifadeleri burada göz önüne çıkarsa bu noktada parite tarafında satış baskısı dolar endeksinin güçlenmeyle biraz daha artabilir. O yüzden 1.12'nin altına doğru bir eğilim gözlenebilir diye söyleyebiliriz. Paritede 1.12 üzerinde ciddi bir direnme eğilimi var. Oralara doğru geldikçe tekrardan tepki hareketi almaya çalışıyor parite. Ama bunun altına da inerse 1.12'nin altına özellikle bahsettiğimiz gelişmelerle birlikte bence ilk etapta şuradaki 1.11.80 biraz daha aşağıda kabaca söyleyebiliriz. 1.11.50 şuradaki 1.11.60 1.11.50 bölgesine doğru düşüş devam edebilir diye düşünüyorum. Yani bu yüzden yine burada Fibonacci ile baktığımızda şuradan başlayan bir hareket var. Bu harekette Fibonacci 61.8 ki altın oran 1.12.30 burada önemli bir direnç noktası burada karşımıza duruyor. Biraz daha yukarıda işte 1.12.30, 1.12.40 bölgesi var. Biraz daha yukarıda 1.12.60 var. Bu iki bölge üzerine anlamlı bir şekilde geçmediği sürece paritede satış baskısının bir adım önde olmasını düşünüyorum, bekliyorum. Hem dolar endeksinin güçlenme, hem Avrupa bölgesi ekonomisindeki zayıflık artı Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının genişleyici para politikalarına doğru yönelmesi hamlesi bu noktada bu görüntü ortaya çıkartıyor diye söyleyebiliriz. Altın tarafına bakarsak da altında da yine aşağı yönlü bir eğilim şu anda söz konusu. Bu da zaten 4 saatlik grafikte çizdiğimiz şu kırmızı çizgi, tren çizgisi, kısa vadeli yükselen tren çizgisi. Tarım istihdamın 224.000'le beklentimizin açıklanmasının sonrasında kırıldı aşağı yönlü. Ve 1400, işte 1400-1401 gibi önemli direnç seviyesinde şu anda altında hareketine devam ediyor. Altın tarafında tabii ki dolar endeksindeki yukarı toparlanma artı ABD vadillerinde ki yukarı yönlü tekrardan bir eğilim. Şu anda bu noktada durumu ortaya çıkartıyor aslında alttaki geri çekimi açıklıyor bize. Yani şu anda son görüntüde baktığımızda Amerikan tahvil faizleri şu anda ne durumda diye bakacak olursak. Buradaki görüntü şu anda yani gördüğümüz üzere zaten 1.2 seviyesinin altına geldi. 1.94-1.95 seviyelere gelmişti. Şu anda tekrardan işte o tarım dışı istihdam verisi ardından 2.05-2.06 bölgesine doğru bir yükseliş şu anda gösteriyor. Bu da tabii ki altın tarafında da 1400'ün altına doğru hareketleri tabii bize açıklıyor. Bu da tabii dolar endeksindeki yukarı yönlü toparlanmanın da etkisi olduğunu burada söylemek lazım. Dolar endeksine de bakarsak zaten görüldüğü üzere
96 seviyelerinden böyle yukarı bir toparlanma tarım istihdamının ardından biraz gerçekleşmiş gözüküyor. O yüzden Powell'ın konuşmaları burada oldukça önemli olacak. Altın tarafında özellikle 1400 burada önemli bir eşik. Bunun üzerinde kalma çabası vardı. Şimdi bunu direnç olarak kabul etmek lazım. 1400 üzerine geçemediği sürece altında aşağı yönlü baskının devam etmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Yani burada kısa vadeli, çok daha kısa vadeli bir tren çizgisi de çizersek, yani bugün itibariyle 1300 kabaca 1391'in de altına doğru bir hareket görürsek, daha aşağıda 1382 işte 1377 bölgesine doğru geri çekilmenin devam etmesi muhtemel olabilir. Bunu da bu şekilde izlemek lazım diye düşünüyorum. Yani altında aslında satıcılı eğilim şu anda bir adım önde gibi gözüküyor. O yüzden de altın tarafında 1400 altında kalındığı sürece satış tarafında olmakta fayda var diye düşünüyorum. Altın ETF'lerinde durum ne? Ona bakalım. Yani baktığımızda yine altında ETF'lerde bir çıkış var şu anda. O da tabii ki bizi açıklıyor zaten görüntüyü. Fed'in faiz indirim beklentilerinde bir miktar zayıflama, şu anda dolarda kuvvetlenme, tahvil faizinde yukarıda eğilim, altında da şuradaki gördüğümüz gibi zaten teyit ettiği gibi bir çıkışı burada gündeme getiriyor. Onun verdiği etkiyle de altın tarafında satıcı seyirin devam ettiğini görüyoruz. Evet, durum bu şekilde. Gelişmeler yeni gelişme oldukça yine analizlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler dilerim.